Evet. Kontrolü bırakın. Kontrol ettiğini zannettiğiniz illüzyondan çıkın. Hiçbir şey siz kontrol etmiyorsunuz. Siz bu dünyaya gözlemci olarak geldiniz. Gelin kontrolü bırakın. Evrene şans verin. Dostlar ben kimim? Ben 30 yıl boyunca kontrol ettiğimi zannettiğim, aslında hiçbir şey kontrol etmediğim, bu illüzyonda 30 yılımı harcamış, heba etmiş demiyorum. Harcamış biri olarak şu an karşınızdayım. Büyük ruhsal uyanışımdan sonra size o geçirdiğim illüzyonu anlatayım bir ironilerle birlikte. Sonrasında neden aslında hiçbir şeyi kontrol etmediğimiz, aslında hiçbir şey kontrol etmemize gerek olmadığını, her şeyimizin içinde olduğunu bir anlatayım size. Hepimiz biliriz değil mi dostlar? Genellikle doğarız, yaşarız, büyürüz, okula gideriz. İşte standart, yani bu matrix sistem ne izin veriyorsa onun çerçevesinde kalmak için uğraşırız. İşte doğ, büyü, okula başla, okulu bitirmeye çalış, sistemde kendi yer edinmeye çalış, kendini geliştir, çalış, iş, yaşa, emekli ol bilmem ne. Ve bu sistem içerisinde ben bir kere bile kendime ne istediğimi sormamışım ya da yapmamışım ya da o şans olmamış o hengamede. Ve küçüklükten beri bunu siz de bileceksiniz, herkesin hayatında vardır yani mutlaka, ki bu insanoğlunun normal, çok mükemmel bir insan yoktur. Ve bundan dolayı biliyorsunuz hepimiz iyi kötü bir şekilde yaftalanarak ya da işte travmalarla küçüklüğümüzü geçiriyoruz ve o oluşan travmalar, iyi kötü tüm tecrübelerin hepsi kişilik, ego oluşumuna sebep oluyor ve hayatımız boyunca onları taşıyoruz yanımızda ama hiç de sorgulamıyoruz. Neden? Bir şey yaptığımızda hiç düşünmüyoruz. Neden yapıyorum acaba? Bu düşünceler, duygular geliyor da ona sarılacağım ama niye ona sarılıyorum? Onlar nereden geliyor? Kaynağı neler? Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte bunların hepsi geçmişiniz, travmalarınız. Örneğin bir siz büyümeye başladığınızda, kendi bedeninizi öğrenmeye başladığınızda, ne bileyim hani mastürbasyon olsun, birçok kendi varlığınızın, kendi bedeninizin, enerjinizin farkına varıyorsunuz ve bunun farkına vardığınızda sürekli, örnek veriyorum, bu A da olabilir, B başka konular da olabilir, bir örnek, anne baba ya da etraf, direkt utanç, direkt yadırgama, direkt sen yanlış yapıyorsun deyip senin aslında içgüdülerin, içinde olanın, senin sen olan duygularını bastırmaya çalışıyorlar. Yanlış olduğunu direkt o küçüklükte başlıyor ve bu direkt, örnek veriyorum, bu şey de olabilir. Bir şey yapamıyorsun, direkt sen işte affedersin salaksın, sen bilmem neysin. Burada bir hedef göstermiyorum. Burada demek istediğim şu, biz insanoğlu olarak mükemmel doğmuşuz. Bizim kontrole, tatmine hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şey zaten içimizde var. Zaten biz bu evrenin parçasıyız. Parçası olduğumuz bu evreni niye kontrol etmeye çalışıyoruz? İşte bunun sebebi geçmiş travmalarımız, güvensizlik ortamında büyümeniz, aslında güvensizlik ortamı değil de size, sizin başınıza gelen bu travmalardan dolayı egonuz, ego oluşumu oluştuğunda bedeniniz, bilinçaltınız görüyor bunları. İşte şu şunlar olduysa bunları yapmamalıyım. Neden? Çünkü sistem ya da anne baba ya da etraf böyle diyor. Biliyorsunuz anne baba, aile içi, aile dışı, dışarıda sürekli insanlar ya da aile olsun bir şekilde seni eksisi eksik hissettirebiliyor. Sen yanlışsın, böyle yapman lazım, bu yanlış, bu doğru deyip senin kendini öğrenmene, kendini hissetmeye, kendi varlığınla bir olmaya zamanın olmuyor ya da izin verilmiyor mu diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum da. Bundan dolayı dostlar, beden, zihin, bilinçaltı, ruh, artık ne derseniz deyin. Zaten o ruhunuzda, hepsi bütün olarak geliyor da, o ruhunuz sizi kurtarmaya çalışıyor aslında. Onu ileride konuşacağım şimdi videonun ilerisinde. Ve sırf ondan dolayı siz kendinizi güvende hissedebilmeniz için güvende olduğunuz ortamları tutunuyorsunuz. Güvende olduğunuzu hissettiğiniz duygulara, düşüncelere kendinizi kaptırıyorsunuz. Ve belli bir süre sonra o düşünceler, o duygular, o bağımlılık, o alışkanlıklar, aslında zannediyorsunuz ki sizsiniz. Hayır, siz değilsiniz. Dostlar, işte bundan dolayı kontrol etme meydana geliyor.
Bunu artık ne derseniz deyin. Manyaklık diyebilirsiniz, bağımlılık diyebilirsiniz ama bunun başka şeylerden, bağımlılıklardan hiçbir farkı yok. Siz hiçbir şeyi kontrol etmiyorsunuz. Öyle kontrol ettiğini zannediyorsunuz. Çünkü bu travmalarınızdan dolayı bir bütün olarak aslında insanoğlu öyle bir bütün, öyle bir güzellik olarak doğuyor ki. Hiçbir şeyi bir bütünsünüz, bir tekilsiniz. Birsiniz siz. Onlar, birliğiniz öyle bir kırılıyor ki. O kırılan birliğinizin içerisinde yavaş yavaş tanelerinizi toplayıp onların arasında diplere gömüp zannediyorsunuz ki bu ortamda kendim kontrol edersem dışarıdan etmenler bana bir şey aynı o geçmişte yaşadığım travmaları yaşatmayacak. Hayır dostlar. Size travmalar yaşatan evren değil. Maalesef ki bu hayatta kendi farkına daha varamamış. Ben buna Matrix'ten çıkamamış diyorum yani. Bireyler diyorum. Onları da yadırgamıyorum. Çünkü onlar da bilinçsiz yapıyorlardı. İşte burada bilinç ve farkındalığa geliyoruz dostlar. Ve bende de aynı bu açıkladığım durumlardan olduğundan dolayı oldu yani 30 yıl boyunca. Ve 30 yılı ben geride bıraktım artık dostlar. Artık kontrol etmiyorum hiçbir şeyi. Bıraktım. Fazlalıklarımı bıraktım. Kendi travmalarımdan yavaş yavaş kurtulmaya başladım. Kendimi iyileştiriyorum. Ve bunları gördüm ki aslında benim aslında kontrol etmem gereken hiçbir şeymiş. Aslında güvenmem gereken aslında kendimmiş. Ve evrenmiş. Bakış açısıymış. Nereden baktığınızla alakalı. Ve o ruhsal uyanış olduktan sonra aslında belli yöntemleri var bu kontrolü bırakmanın. Bende o ruhani bir uyanış olduktan sonra kundali uyanışı diyebilirsiniz. Siz buna ya da başka bir şey diyebilirsiniz. Ego ölümü gerçekleşti dostlar. Artık tanrıyı mı, ışığı mı, neyi derseniz deyin. Onu gördüm ve onu gördükten sonra yani gözüm açıldı. Gözümde sanki perde varmış. Perde açıldı ve her şeyi geniş açıdan her şeyi görmeye başladım, düşünmeye başladım. Kendimi dışarıdan bir gözlemleyici olarak gözlemlemeye başladım. Bakın günde 80 binden fazla düşünceler geliyor. Duygular geliyor içinize. Bunlar nereden geliyor hiç düşündünüz mü? İllüzyon değil mi? Hayatta yaptığınız %90 her şeyin, %90 her şey. Hareketler, nefes alma, görme, organlarınız acıkma, tuvalet. Bunların hiçbirini siz kontrol etmiyorsunuz. Evrene dışarı çıkıp yürüyün bir bakın. Aslında ne kadar mükemmel yaratılmış bir dünya, evren ve bu evrenin bir parçasıyız aslında. Tanrı'nın bir parçasıyız. Aslında biz bir tanrıyız. Ve bu bir bütünlük içerisinde, tekillik içerisinde yani her şey ya da hissizlik içerisinde kendinizi bu kadar eksik, güvensiz, kırılgan hissetmeniz normal mi? İşte burada yapılan yanlış bu. Aslında yanlış diye bir şey de yok. Burada bakmanız gereken dışarı değil, içeriniz. Çünkü her şey o güven ortamı, sağlamaya çalıştığınız güven, her şey aslında içinizde oluyor, dışarıda olmuyor. Bu gözler aslında kendi yarattığınız projeksiyon gibi. Sanki bir televizyon gibi. Gözünüz aslında gördüğünüz her şey kendiniz, materyal, hiçbir şey gerçek değil. Herkes kendi yarattığı illüzyonda yaşıyor. Kendi yarattığı yaşamın içinde yaşıyor. Bakın, düşünceler, duygular, korkular, her şey bir baloncuk gibidir. Gerçek değildir. Bakın, bu dünyaya sizce cefa çekmeye mi geldiniz? Hayır, cefayı siz kendiniz çektiriyorsunuz kendinize. Bakın, siz bir bilinçsiniz, bireysiniz ve bu bedenin içine girmiş gözlemleyicilersiniz. Hiçbir şey siz yapmıyorsunuz aslında. Kendi gözünüzü kapatın. Düşüncelerin sürekli geldiğini göreceksiniz. Siz istemeseniz bile. Duyguların oluştuğunu göreceksiniz içeride. Siz istemeseniz bile. Bunu kontrol edebilirsiniz. Siz yaratabilirsiniz tabii ki de. Ama ben daha farkındalığa varmadan yani bilinçsizlik seviyesinden bahsediyorum. Zaten farkına vardığınızda o bilinçli olarak her şeyi yaptığınızda şu an oturduğunuz koltuğun bile kalçanızda hissedeceksiniz. Dokunduğunuzda bile hissedeceksiniz. Nefes aldığınızda bile nefesi alıp verdiğinizi hissedeceksiniz.
İşte budur farkındalık. Zaten bu farkındalığın farkına varırsanız, kendinizin farkına varırsanız, yani kendinizi gözlemleyecek konuma gelirseniz, zaten aslında kontrolün bir illüzyon olduğunu, aslında her şeyin bir illüzyon olduğunu, aslında her şeyi hayatta, burada, hayatta her şeyin sizin için burada olduğunu ve sizin için verildiğini göreceksiniz. Bakın ben yüksek lisans, yurt dışı, çalışmalar, para kazanma, çok şükür hani birçok başarı olsun, başarısızlık, yani her şeyi gördüm hayatımda. Ve zannediyordum ki hayat, işte ne bileyim, çalış, materyal, ev, daha iyi araba, bilmem ne falan. Dostlar, ama belli bir süre sonra öyle bir zorladım ki olmadı. Yani deniyorum, olmuyor. Demek ki burada neyi gördüm biliyor musunuz? Ne kadar denersen dene, hayat, evren istemedikten sonra demek ki o senin yolun değilmiş. Olmuyormuş. Ki ondan sonra zaten ruhani bir alışım oldu ve ondan sonra daha geniş perspektiften görmeye başladım her şeyi. İşte Hollanda'ya gitme sürecimiz, eğer takip ediyorsanız. Ondan sonra Hollanda'yı bırakıp işte Polonya'ya dönmemiz, sonra da işte şimdi Türkiye'ye dönme, kalıcı olarak dönme planları falan derken. İşte bu süreçte illüzyon olduğunu farkına vardım. Lütfen biriniz cevap versin, yorum yazsın gerekirse. Hanginiz mutlaka vardır? Hanginiz içgüdülerinize güveniyorsunuz? Ya da karar verirken içgüdülerinize güveniyorsunuz, yoksa egonuz mu sizi bastırıyor? Duyguları, o esiri olduğunuz korkularınız, esiri olduğunuz düşünceler, duygular mı sizi kontrol ediyor? Ya siz bir ruhsunuz, siz bir bilinçsiniz. Bu beden sadece bir taşıyıcı. Gözünüz kapattığınızda bile konuşabiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz. Bu beden aslında gereksiz. Çünkü siz bir bilinçsiniz. Bilinç her zaman vardır, var olacaktır. Bu beden geçici bir taşıyıcı. Tecrübe edinmeniz için, gözlemlemeniz için. Sizce duygular, düşünceler, gelen korkular, stres, mutlulukların hepsi siz misiniz? Değil. Bunlar sizi baskılamak için mi geliyor? Hayır dostlar. Bu beden sizin için. Bu yemekler sizin için. Bu hayat sizin için. Bu duygu, düşünceler siz yaratın diye. Sizi baskılasın diye değil. Sizi kontrol etsin diye değil. Ondan dolayı değil mi? Hayatı korkarak yaşıyoruz. Diğer tarafı bekliyoruz. Cennete erişeceğimizi zannediyoruz ama cennet hiçbir zaman olmayacak. Çünkü cennet her zaman içinizde zaten. Siz öyle bir mükemmel yaratılmış varlıklarsınız ki burada her şey size bahşedilmiş. Duyguları da yaratmak sizin elinizde, onları da yok etmek sizin elinizde. Düşünceleri de yaratmak sizin elinizde, düşüncelerin esiri olmak da sizin elinizde. Ya egonuz sizi kontrol eder, ya siz kendiniz kontrol edersiniz hayatı. Her şey bir illüzyon. Bundan kurtulmanın belli yolları var tabii ki de. Dediğim gibi ben de ego ölümü gerçekleşti. Ego ölümü gerçekleşince boşluğa düştüm ve bu boşluk dediğim, yani hiçlik ya da her şeylik mi diyeyim, yani engin huzura eriştim. Ve onu gördükten sonra hiçsizlikte aslında benim ben olduğumu zannettiğim o duygular, düşünceler, her şeyin aslında ben olmadığımı, benim bir gözlemleyici olduğum burada ve aslında hiçbir şey kontrol etmeme gerek olmadığını, hiçbir şeyden tatmin olmama gerek olmadığını gördüm. Çünkü ben zaten bir bütünüm, bir tekilim, hepimiz bir tekiliz, birbirimize bağlıyız aslında bu evrende. Ve sonunda kontrol etmeyi bırakıp içgüdülerime güvenmeye başladım. Enerjime güvenmeye başladım. Hayata şans vermeye başladım. Ve o kadar mutluyum ki, o kadar güzel ki, ne olacağını bilmiyorum. Umurumda değil. Bununla birlikte engin mutluluk, tatmin duygusu, duygusu dedim ya, tatmin olmayı bıraktım. Çünkü her şey içimde oluşmaya başladı. Her şeyim içinde olduktan sonra farkındalık ve farkındalığın sonunda her şey başladı. Minimalizmden tutun, gereksiz harcamalar, ego, o alıştığımız sosyal baskı, sosyal, affedersiniz, insanların birbiriyle şey yarıştırması, yani aklınıza gelebilecek her şey. Aslında hiçbir şeyin gerekli olmadığını, her şeyin gereksiz olduğunu, bir o kadar da gerekli olduğunu gördüm. Bunlar olmasaydı bunlara göremeyecektim.
Her şeyin bir tekil olduğunu gördüm dostlar. Aslında siz kontrol ettiğini zannettiğiniz şeyler aslında hiçbir şey kontrol etmiyorsunuz. Bakın, iyi veya kötü diye bir şey yok. Karanlık veya aydınlık diye bir şey yok. Aslında hepsi bir. Hepsi bir. Hepsi birbirine hizmet ediyor. Aslında bir tekillik var. Başka bir şey yok ortada. Biz kafamızda problemleri yaratıyoruz. Düşünceler geliyor. Düşünceler takılıyoruz. Problemleri yarat, yarat, yarat. Daha da büyüt, daha da büyüt. Aslında her şeyi biz kafamızda yapıyoruz. Her şey kafamızın içerisinde. Ben bile şu an gerçek değilim. Gelecek veya geçmiş diye bir şey yok. Şu an var. Şu an. Onun için kontrolü bırakın. Şu anın huzuruna, büyüsüne kapılın ve anı yaşayın. Sırf olmamış gelecek veya kötü geçmiş için anınızı yakmayın. Değmez. Bilinçli farkındalık budur işte. Eğer farkındalığınızın farkına varırsanız bunları zaten kendiniz farkına varacaksınız. Hayatta %90 her şeyinizi 6 yaşınızdan beri oluşmaya başlayın. Egonuz genellikle yönlendirir ve genellikle bunu birçok şey bilinçsiz yaparsınız. Örnek vereyim. Şimdi oturuyorsunuz, beni izliyorsunuz, odaklandınız değil mi? Ama odaklanınca nefes aldınız, hiçbir şey hissetmiyorsunuz oturduğunuz için. Direkt bana odaklanmışsınız. Ya da çalışıyorsunuz, okula gidiyorsunuz, sürekli koşuşturma, kalkman lazım, hızlıca yemek yemeyin bilmem ne falan. Her şeyi bilinçli yapıyor musunuz yoksa çoğu şeyi otomatik mi yapıyorsunuz? Yani rüyaları da alıyorsunuz sürekli. Araba sürerken bile bazen bir bakıyorsunuz gelmişsiniz, hiç farkında değilsiniz. Ve bu illüzyon içerisinde kendiniz kontrol ettiğinizi zannediyorsunuz ya, aslında hiçbir şey kontrol etmiyorsunuz. En büyük yanılgı da bu işte. Ve bu yanılgının içerisinde, yanılgı diye bir şey yok aslında da, bu kendi içinizde yarattığınız dünyada kendinize cefa çektirmiyor musunuz aslında? Kendinizi yormuyor musunuz aslında? Peki nasıl çıkabilirsiniz? Kontrolü nasıl bırakabilirsiniz? Bir, benim yaşadığım ego ölümü mü diyeyim? Ego ölümü gerçekleşti o ruhani uyanıştan sonra. Ve meditasyon yapmamla devam ettim. Meditasyon yapabilirsiniz dostlar. Çok büyük yararı olur. Bakın bütün videolarımda diyorum meditasyon. Hatta önceki videoma gidebilirsiniz. Meditasyonun yarım saatlik video yaptım. Yararlarını görebilirsiniz. Hayatınız değişecek. Çünkü meditasyon yaparsanız dostlar, kafanızı boşaltacaksınız. Kafanızı boşaltınca dingin içsizliğe erişeceksiniz. Ve o içsizliğin içerisinde siz bir gözlemleyici olduğunu göreceksiniz. Yani duyguların aslında, düşüncelerin geldiğini, onlara tutunmazsanız, gözlemlerseniz aslında 5 dakika sonra gideceğini göreceksiniz. En kolay yöntem bu. Aslında en kolay dediğim aslında kolay da değil. Çünkü meditasyonda kıpırdamıyorsunuz. Odağınız sadece hiçsizliğe geliyor. Hiçsizliğe geliyor. Başka bir şey değil. O engin mutluluğa erişeceksiniz en son. Nefes meditasyonu. Nefesi burundan alın. Beyninizden geçirin. Vücudunuzu tarayın. Ağızdan verin. Diğer bir yöntem de nefes alıp vermek. Beyninizin nefese ihtiyacı var. Oksijene ihtiyacı var. Sinir olduğunuzda, stres geldiğinde reaksiyon vermiyor. Çünkü o siz değilsiniz. Kontrol etmeye çalışmayın. Kendinizi bırakın. Bırakın gelsin düşünceler, gitsin. Onlara tutunmayın. Nefes alıp verin. Bakın 5 dakika sonra aslında gittiğini göreceksiniz. Diyorum, biz hayatımızı cehenneme çeviriyoruz. Cefayı çektiriyoruz aslında. Niye? Değer mi? Budur işte bilinçli farkındalık. Zaten bunun farkına varınca aslında kontrolün olmadığını göreceksiniz. Diğer yöntem ilk dediğim benim başıma gelen, yani bunu bilinçli olarak yapmadan travma olur. Travmalar, ondan sonra meditasyon yaparken ve ayrıca meditasyon sırasında bana gelen, görünen bir şeyden sonra o büyük uyanış gerçekleşti. Kundalini uyanışı işte dostlar. Ve ego ölümü gerçekleşti ve şu an yeni kişiliğim oluşuyor. Yani 30 yaşında sıfırdan sanki bir bebek gibi doğmuş gibi kendi kişiliğimi oluşturmaya başladım. Bilinçli olarak. Ve egom, eski egom yavaş yavaş pes etmeye başladı. Eski egom bitti. Gidiyor artık ya da ya gidiyor ya da kabulleniyor artık bu dönüşümü. Çünkü egonuz, eğer böyle bir şey geçirseniz egonuz sizinle sürekli savaşacak. Geçmişi getirecek önünüze. Düşünceler, duygular getirecek. Ve o farkındalığa vardığınızda ve hayata
bıraktığınızda kendinizi diyeceksiniz ki duygu düşünceler geliyor, bir anda sinir geliyor. Gözlemleyici olarak diyeceksiniz ki tamam, bu sinir geldi de bir dakika, bunun muhakemesini yapmam lazım. Bu gerçekten nereden geliyor? İç sesim mi? Egom mu? Nereden? Kendi iradem mi? Ben mi yarattım bunu? Hayır. Egom savaşıyordu. Benim örneğimde. Ve en son dedim ki kusura bakma. Beni değiştiremeyeceksin, ben buyum. Duygu düşünceler değil. Ben benim. Farkındalığım başka bir şey değil. Bilinçten başka bir şey değilim ben. Bu duygular, düşünceler benim için var burada. Ben bana yarar sağlasın diye var. Bu hayat bana yarar sağlasın diye var. Onu kontrol etmek için değil. Mantralar yapabilirsiniz. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız bunu artık istek mi diyeyim, dua mı diyeyim, ne derseniz diyeyim, mantralar yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki evrene mesaj yollayın. Ben şunu şunu istiyorum, ben böyleyim. Ben evrene güveniyorum. Ben hayata güveniyorum. Ben kendime güveniyorum. Bakın, belli bir süre sonra bunların işe yarayacağını göreceksiniz. Çünkü siz evrene ne verirseniz evren size geri o şekilde döner dostlar. Bizim kültürümüzde de yok mudur? Kem gözler, kem gözle bakarsan geri döner bilmem ne falan. Nazar bilmem ne. İster inanın ister inanmayın ama siz bu evrenin bir parçasısınız dostlar. Evrene ne verirseniz evren onu getirir. Kötülük yaparsanız kötülük size geri döner. Her zaman öyle, iyilik yaparsanız öyle bir anda iyilik geri döner ki işte evren böyledir. Ne yaparsanız ne ekerseniz onu biçersiniz. Hayat bu işte. Ve bunları yapmaya başladıktan sonra ve yavaş yavaş başınızı boşalttıktan sonra aslında farkına varacaksınız ki aslında kafanızın içi artık boşalıyor. O kontrol etmeye çalıştığınız her şeyin aslında hiçbir şeyde gerçekte olmadığını, kendi kafanızda yarattığınızı göreceksiniz aslında. Ve böyle böyle travmalarınız, geçmiş travmalarınızı temizlemeye başlayacaksınız. Ve o zaman bir bütün olacaksınız işte. Siz zaten bir bütünsünüz. O kırılmış parçaları yerine yapıştıracaksınız. Bunu böyle diyebilirim. Hepsi, her şey içinizde aslında. Yeter ki isteyin dostlar. Biz öyle yüce bir varlıklarız ki. Bakın son 30 yılımda kimse bana demezdi ki Hüseyin böyle bir kişi mi diye. Tam tersi bir kişiydim. Tam tersi bir kişiydim. Ve bunlar olduktan sonra bakın her tüm fazlalıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Minimalist yaşayacaksınız. Tüketim çılgınlığınız duracak. Aslında ihtiyacı olan, aslında ihtiyacın olmadığı her şeyden kurtulacaksınız. Engin mutluluk huzura geçeceksiniz. Tatmin olmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü siz zaten dolu bir bütün olarak yaratılmış varlıklarsınız. Gereksiz takıntılar ve bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız dostlar. Kendinizi kontrol etmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü kendinizin normal olduğunu göreceksiniz. Eksiksiz bir birey olduğunu göreceksiniz. Vücudunuzu dinlemeye başlayacaksınız. Vücudunuzu hissetmeye başlayacaksınız. Kendinizi tanıyacaksınız. Beyninizi hissedeceksiniz. Beyninizi siz kontrol etmeye başlayacaksınız. Hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi hissetmeye başlayacaksınız. Onları yaşamayı değil, hissetmeye, gözlemlemeye başlayacaksınız. İşte en büyük güzellik de bu işte. Sadece bu hayatın güzelliğini, evrenin güzelliğini ve büyüsüne kapılıp sadece onu izlemek. Çünkü her şey kafanızda oluyor. Kontrol de kafanızda, sorunlar da kafanızda, problemler de kafanızda. Geçmiş geçmişte kaldı. Size bir faydası var mı? Yok. Gelecek daha olmadı. Gelecek diye bir şey yok zaten, şu an var. Geleceği düşünüp şimdiyi mahvetmek sizce bir şey mi? Size bir yarar var mı? Mantığınıza düşünün. Yok. Her şeye bakmaktan, bakın her şeye bakmaktan kendinize bakmıyorsunuz. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama o kontrol etmesi nereden geldiğini kendiniz için sorgulamıyorsunuz. Yani aslında sorun demeyeyim de yani asıl bakmamanız gereken her yere bakıyorsunuz ve çünkü bu kontrol hiçbir zaman bitmiyor ve daha da sizi usandırıyor, daha da sizi sıkıntılaştırıyor, tüketiyor. Sizi tüketen, size rahatsızlık veren, size o engin huzura ulaştırmayan bu kontrolden, yanılgısından, kontrol illüzyonundan
kurtulmak istemez misiniz? İşte bunun farkına varmak. Bakın, bedeniniz, ruhunuz, evren size sürekli mesajlar veriyor. O mesajları dinlemiyorsunuz çünkü farkında değilsiniz. Çünkü korkularınızın esiri olmuşsunuz. Travmalarınızın esiri olmuşsunuz. Onlar sizin için var. Siz o değilsiniz. Zaten onları susturduktan sonra bedeninizi, kalbinizi, evreni dinlemeye başladıktan sonra mesajlarını görmeye başlayacaksınız. Ondan sonra aslında hiçliğin engin büyüsüne kapılacaksınız ve diğer tarafı beklemek zorunda kalmayacaksınız dostlar. Engin huzur, mutluluğu burada bulacaksınız. Çünkü o huzurda, mutlulukta, kontrolde, her şeyde içinizde, ya her şey içinizde. Ve hiçbir zaman hiçbir şey size tatminlik vermeyecek. Doğru değil mi? Her şeyi yapıyorsunuz. Yemekten tutun aklınıza gelebilecek tüm bağımlılıklar. Yani yemek, sigara, alkol, porno, seks. Yani kimisi farklı bu travmalarından dolayı kontrol etmeye ya da onu dış ekspres, yani dışarı vurmaya çalışıyor. Ne bileyim, bazısı cime gidiyor, spor manyağı oluyor, bilmem ne şey oluyor. Hiçbir şeyi tatmin etmiyor ki size, ama sürekli yapmanız lazım. Sürekli yapmanız lazım. İşte tatmin olma ihtiyacınız yok sizin aslında. Zaten siz bir tatmin duygusu içinizde var olan, o size zaten verilmiş bir şey. Ona ihtiyacınız yok çünkü dışarıdan aldığınız her şey kısa süreli zaten. Alıp geliyor, bitiyor. Ne size ne yarar sağlıyor? O duyguları hissetmek diyeceksiniz, güzel hissettiriyor. Ama kısa süreliğine hissettiriyor. O kısa süreliğine size o şeyler hissettirmiyor. O şey, gidiyorsunuz, içinizde oluşuyor her şey aslında. Eğer bu diğer kısa süreli 5 dakikalık hazlar size içinizde oluşturuyorsa, ki siz onun oluşturduğunu zannediyorsunuz. Hayır, siz oluşturuyorsunuz. Onu kaynağına giderseniz aslında kendi bilincinizin farkına varırsınız. Onu siz kendi isteğinizle oluşturabileceğinizi göreceksiniz. Bakın, İçeriniz bir enerji. Kontrol de bir enerjidir. Çünkü enerjinizi sarf ediyorsunuz onun için. O kontrolü, enerjiyi... Düşünsenize, o enerji topu var. Düşünün, içinizde top var. O topu ya da korkularınız ya da travmalar. Onları anlayıp, düzeltip o enerjiyi mutluluğa çevirdiğinizi düşünsenize. Ya sinir oluşabiliyorsa içinizde, mutluluğu da oluşturabilirsiniz. Niye yapamıyorsanız ki bunu? Uzağınızda değil. Hemen gözünüzün önünde aslında. Onun için diyoruz ya dostlar, kalp gözünüzü açmaya çalışın. Üçüncü gözüm ne derseniz artık. Engin huzur, mutluluk orada. İşte bu mesajları, ruhunuzun, bedeninizin, evrenin mesajlarını görebilmeniz için ilk başta kendinizi sessiz almanız lazım. Sessiz dediğim, hiç sizle yarışmanız lazım. Çünkü o kadar çok problem, kontrol, stres, sinir, kaygı, bilmem ne derken kendinizi dinleyemiyorsunuz ki. Kendinizi dinleyemediğiniz bir ortamda amacınız ne? Neye uğraşıyorsunuz? Hepinizin aslında amacı en huzura ulaşmak değil mi? Hepiniz de huzuru parada, dışarıda, kontrolde ya da farklı şeylerde görüp olabileceğini zannediyorsunuz da. Her zaman huzur içinizdeydi dostlar. Her şey olan ama hiçbir şey olmayan biri olacağınıza, hiçbir şey olan ama her şey olan biri olun bence. Her şeyini sorgulayın. İş sesinize güvenin, kalbinize güvenin. Bir kere kalbinizi dinleyin. Bakın o zaman her şeyin ne kadar güzel olacağını. Dediğim gibi, evrene inanırsan kendine de inanırsın. Dostlar, genel olarak böyleydi. Size genel olarak kontrol ile ilgili yanılgıyı, illüzyonu göstermek istedim. Umarım faydası olmuştur sizlere. Bu kanalda ben son 4 yıldır değişik farklı alanlarda, Hollanda, Polonya ile alakalı, yaşamla alakalı, bir seyahatle alakalı birçok videolar çekiyordum. Şu an sizlere kendi hayat hikayemi, kendi geçirdiğim serüveni yalın bir şekilde anlatarak yardım dokunmasını istiyorum. Başka bir amacım yok. Umarım hepinizin ruhuna değebilirim. Umarım hepimiz bir oluruz dostlar. O engin huzura erişirsiniz umarım. Sağlıcakla kalın.
huzurlu günler.